Enfes Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yoğun ilgi gören farklı yapımı ile tahinli, cevizli çörek tarifini paylaşmak istiyorum. Buyurun şimdi hep birlikte tarifin yapım aşamalarına bir bakalım. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 400 ml ılık sütü alıyorum. İçerisine 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şekeri ilave edip güzelce karıştırıyorum. Bu tarifi uygularken kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü klasik 200 ml'dir. Maya ve şekeri iyice karıştırdıktan sonra bir tane yumurtanın akını da ekleyip güzelce karıştırıyorum tekrar. Sarısını yüzeyine sürmek için ayırdım. Birazcık sarısından içine kaçırmış olabilirim. Yumurtayı da güzelce çırptıktan sonra un ilavesine geçiyorum. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Lütfen kontrollü olarak ekleyelim. Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olmalı. Bakın hamurun dokusu, kıvamı bu şekilde olmalı. Hamuru iyice yoğurduktan sonra ağzını kapatıyorum. Şöyle bir 15 veya 20 dakika kadar masanın üzerinde bırakıp oda ısısında dinlenmesini bekliyorum. 20 dakika kadar hamuru dinlendirdim. Şimdi masanın üzerine birazcık nişasta serpip hamuru alıyorum. Nişasta ile birlikte hamuru toparlıyorum. Hamuru 5 tane beze olacak şekilde ayırıyorum. Her bir parçayı güzelce yuvarlayarak düzgün bir beze haline getiriyorum. Tabanla nişasta serpmiş olduğum bir kabın içerisine alıyorum. Bu arada hamuru açmayı bilmeyen arkadaşlarım varsa açabileceğiniz boyuta göre bezeleri 5 tane değil de 6-7 tane yapıp daha küçültebilirsiniz. İlk yapmış olduğum bezeyi aldım. Diğerlerinin üzerine kurumaması için poşet örtüp kenara aldım. Hafif nişasta serperek oklava yardımı ile hamuru açmaya başlıyorum. Tatlı hamuru gibi incecik tül gibi olmasına gerek yok ama yine de açabildiğim kadar büyük boyutta açmaya çalışıyorum. Bu kadar büyüklükte ve incelikte olması yeterli benim için. Açmış olduğum hamurun yüzeyine öncelikle sıvı yağ gezdiriyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar yeterlidir. Sıvı yağını elim ile hamurun her tarafına sürüyorum. Yağlama işleminde dilerseniz sıvı yağ ve tereyağı karışımı ya da sadece tereyağı da kullanabilirsiniz eritip. Hamuru yağladıktan sonra üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar da tahin gezdiriyorum. Tahini de tekrar hamurun tüm yüzeyine sürüyorum. Birazcık tatlanması için toz şeker serpiştiriyorum. Toz şeker de 1 yemek kaşığı kadar yeterli. Son olarak iri kıyım ceviz serpiştiriyorum. Dilerseniz bu esnada fındık da tercih edebilirsiniz. Hamuru videoda gördüğünüz şekilde kapatıyorum. Kenarlarının iki ucunu ortada birleştirdim.
Daha sonrasında elim ile iterek büzüştürüyorum her iki tarafından da. Şimdi gül şeklinde sarıyorum. Bu aşamaları çok sıkı yapmıyorum ki piştiğinde ara katmanlar hamur olmasın. Bakın bu şekilde fosur fosur bir hamur oluyor. Ben mümkün olduğunca videoda tüm aşamaları, tüm detayları anlatmaya çalışıyorum. Fakat sizlerin aklına takılan herhangi bir kısım olursa bana yorum kısmında belirtebilirsiniz. Oradan herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu çöreği ben tahinli ve cevizli olarak yapmak istedim. Aşırı derecede de lezzetli olmuştu. Fakat tahin sevmeyenler için dilerseniz haşhaşlı, dilerseniz kıymayla börek şeklinde veya peynir ile börek şeklinde de yapabilirsiniz. Aynı tarifi uygulayıp sadece iç malzemeyi dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bir de isterseniz çiğ olarak dondurucuda saklayabilirsiniz. Dilerseniz de pişip güzelce soğuttuktan sonra yine dondurucuda istediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Fakat çiğden koyacaksanız dondurucuya kesinlikle yumurta sarısını sürmeden koymanız gerekiyor ve ayrı ayrı buzdolabı poşetine veya kabına koymak gerekiyor ki hamurlar birbirine yapışmasın. Geriye kalan diğer tüm bezelere aynı işlemleri uygulayarak devam ettiriyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine aynı şekilde diziyorum. Kanalımda daha bir sürü hamur işi tarifleri bulunmaktadır. Börek çörek tarifleri. Videolar bölümüne girip oradan istediğiniz videomu inceleyebilirsiniz. 5 bezeyi de aynı şekilde bitirdim. Tepsiye dizdim. Çok da güzel kabardı bir taraftan da. Şimdi hamuru yoğururken ayırmış olduğum yumurta sarısını tüm hamurların yüzeyine sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ koydum. Hamurların orta kısmına birazcık fındık koyuyorum. Ceviz kalmadı, bitti. Bu yüzden fındık vardı elimde. Üst kısmına birazcık fındık koydum. İsteğe bağlı olarak susam, çörek otu veya fındık, ceviz dilerseniz koyabilirsiniz. Şimdi 180 derecelik alt üst fırında pişiriyorum. Nar gibi kızardıktan sonra fırından aldım. Hemen bir tanesini alıp sizlere yakından net olacak şekilde katmanlarını, dokusunu göstermek istiyorum. Kat kat, tel tel dökülen, puf puf kabaran, aşırı derece lezzetli tahinli cevizli çörekler artık servise hazır. Hemen bir tanesini kesip iç kısmını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben kendim bu şekilde pişirdikten sonra tek tek poşetleyip dondurucuya atmıştım. Daha sonrasında çıkartıp mikrodalgada ısıttım ve o tazeliğini, lezzetini hala koruyordu. Videomu beğendiyseniz, görmesini istediğiniz tüm sevdiklerinizle aşağıdaki paylaş kısmından paylaşabilirsiniz. Videoyu daha sonra kolay bulabilmek için ise kaydet yapmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Umarım faydalı olabilmişimdir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet, şifa olsun. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.